24 Şubat 2016 ülkenin manşetlerine hoş geldiniz efendim. Bugün hem güncel haberleri hem de gazetelerin manşetlerini Star Gazetesi yazarı Nasuhi Güngör'le değerlendireceğiz. İsterseniz gelin sıcak gelişmelerin neler olduğuna bir göz atalım. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde terör operasyonlarında iki uzman çavuş şehit oldu. Şehitlerin baba ocaklarına ateş düştü. Şehitlerimizle ilgili yüreğimizi yakan haberler Ülke TV'de olacak gün içerisinde. Sıradaki haberde Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun grup toplantısında yaptığı konuşmayla ilgili Ankara saldırısını değerlendirdi. Davutoğlu, HDP milletvekillerinin saldırıyı gerçekleştiren teröristin evine taziye ziyaretine gitmelerine tepki gösterdi. Yeni anayasa çalışmaları da Başbakan'ın gündemindeydi. Bu konuyla ilgili de dünkü konuşmayla ilgili ayrıntıları da bültenlerimizde bulabilirsiniz. Amerika, İngiltere, Fransa ve Almanya liderleri video konferans yoluyla Suriye konusunu görüştü. Liderlerin Rusya ve Suriye rejiminin ılımlı muhaliflere ve sivil halka yönelik hava saldırılarının sona erdirilmesini yakından takip edecekleri duyuruldu. Ama ne kadar samimiler onu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Amerikan Başkanı Barack Obama'nın DAEŞ'le mücadele özel temsilcisi Brett McGurk, hatırlayacaksınız, plaket almıştı. Türkiye'nin DAEŞ'e karşı uluslararası kampanyanın asıl partnerlerinden biri olduğunu vurguladı. Türkiye'siz bunu başaramazdık ifadelerini kullandı. Bu ilginç ifadeleri de programımızda tartışacağız. Daha önce PYD'den gülümseyerek plaket alan kişiydi McGurk. Başbakan Ahmet Davutoğlu, Cerattepe bölgesinde yürütülmesi planlanan madencilik faaliyeti ve son günlerde meydana gelen olayları görüşmek üzere Artvin'den bir heyeti kabul edecek. Biz de bu görüşmenin detaylarını takip ediyor olacağız ve gün içerisinde vereceğiz. Ankara'daki terör saldırısında şehit olanların sayısı 29'a yükseldi. Bu arada saldırıyı yapan kişinin YPG'li Abdülbaki Somer olduğu da kesinleşti. Ankara'daki hain saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükseldi. Yoğun bakımda tedavi gören 66 yaşındaki Aydın Dede Hayır hayatını kaybetti. Aydın Dede Hayır, Maliye Bakanlığı'nda memur olarak çalışıyordu. Son yolculuğuna Ankara'dan uğurlandı. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Dua ve helallik alınmasının ardından cenaze, Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Saldırıyı yapan zanlının kimliği de netleşti. Zanlının YPG mensubu Abdülbaki Sömer olduğu belirlendi. Bu kişi PYD bölgesinden Türkiye'ye giriş yapmış, kendisini ibraz ettiği kimlikle bu şekilde Türkiye'de kayıt altına alınmış ve bu kimliğe bağlı olan kişinin işbirliği içerisinde olduğu bir zincir içerisinde de eylem PYD-PKK bağlantılı olarak ortaya konulmuştur. Babadan ve cesetten alınan DNA'lar eşleşti. Sömer'in Salih Neccar sahte kimliğiyle mülteci gibi Suriye'den Türkiye'ye girdiği ortaya çıktı. Van doğumlu Sömer'in Ankara'ya gelişinde otobüs terminalinde kameraya yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Saldırganın 20 gün boyunca merkeze 45 kilometre uzaklıkta bir inşaatta saklandığı belirlendi. Bu arada soruşturma kapsamında 3 kişi daha gözaltına alındı. Zanlıların Ankara Emniyetindeki sorgusu sürüyor. Manşetlerde neler var? Şimdi onlara da göz atacağız. Bugünkü konuğumuz Star Gazetesi yazarı Nasuhi Güngör. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kırmadığınızı teşekkür ederiz. Şimdi Yeni Şafak'la başlayalım isterseniz. Yeni Şafak'ta katiller Kürtleri temsil edemez manşeti mevcut. Biraz bu konu üzerine konuşalım. İçeriğini bir okuyalım. HDP'li vekillerin 29 kişinin hayatını kaybettiği hain saldırıyı yapan teröristin taziyesine gitmesi Ankara'yı ayağa kaldırdı. Başbakan Davutoğlu, Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'den sert tepkiler geldi. Davutoğlu, milletimizin yasıyla dalga geçiyorlar, provokasyon yapıyorlar. Türkiye hukuk içinde hesabı birer birer soracaktır dedi. Şimdi bu vekillere bir süredir özellikle Kürt vatandaşlarımız başta olmak üzere bir tepki var. Çünkü Türkiye Partisi iddiasından yavaş yavaş başka bir yere doğru kaymaktalar. En son artık işte 29 kişinin can verdiği terör saldırısında hayatını kaybedenlerle ilgili tek kelime bir şey yok. Terörü kınama yok ama gidip teröristin cenazesinde boy göstermeler. Nasıl bir tablo bu? Şimdi önce bir taziye kavramı üzerine birkaç cümle söylemek istiyorum izninizle. Tabii ki. Bizim geleneğimizde, değerlerimizde, inancımızda taziyenin çok özel bir yeri vardır.
Yani bu bir acıyı paylaşmaktır, acıyı hafifletmeye gayret etmektir. Bir toplumsal yakınlaşmadır. Ama şimdi ortadaki manzaraya bir bakın. Yani 29 tane insanın canını alan, canının almasına vesile olan, çok daha fazlasını yaralayan, topluma korku salan, Türkiye'nin dengelerini alt üst eden bir saldırının ardından fütursuzca, sanki hiçbir şey olmamış gibi, o yanan canlar, ölen insanlar bizim insanlarımız değilmiş gibi, az önce ifade ettiğiniz o kulvara giren siyasi parti, ki bence siyasi parti olma hüviyetini çoktan kaybetmiş durumda. Yani bir siyasi parti gibi hareket etmiyor. Çok açık bir biçimde. Ne yazık ki terör örgütünün uzantısı olarak hareket ediyor. Şimdi hani siz de hatırlayacaksınız, yıllardır bu çizgideki siyasi partiler bir türlü bu bağı inkar etmiyorlar. Buna bir yere kadar insanlar hani bugüne kadar bir şey demediler. Hani işte organik bağımız var, yakınlığımız, ama şimdi sırtınızı aldınız, arkanızı aldınız. Bir de katillerin cenazesine taziyeye gittiniz. Yani bunun kabul edilebilir bir tarafı yok. Bu manşetin önemli tarafı ise şu bence. Katiller Kürtleri temsil edemez. Çünkü bu siyasi hareketin sözüm ona. Kendine göre tezleri olan hareketin, işte terör örgütünün parantezinde yer almaktan hiçbir şekilde rahatsız olmayan hareketin tezine Kürtleri temsil ettiği iddiası. Hiçbir şekilde ne değerlerini, ne anlayışını, ne tarihini, ama bundan da önemlisi Mustafa Bey, geleceğini temsil eden bir anlayışa sahip olamaz HDP. Çünkü katillerle birlikte olmak, çünkü bu ülkenin, bu toprakların, insanların canını yakan bir şebekeyle yakın olmak hiçbir şekilde kabul edilebilir, izah edilebilir değil. Hele bu dönemde hiç değil. Çünkü Türkiye çok açık bir taarruz altında, çok açık bir saldırı altında, hepimizin malumu. Kaldı ki şöyle bir şey de var. Çok, siz zaten çok güzel anlattınız. Taziye geleneği bizim geleneğimizde olan, evet, bir şey ki Güneydoğu'da çok daha yaygındır. Çok daha yaygın. Daha oturmuştur, yani kurumsal bir şeydir. Bir teröristin dahi taziyesine gidilir. Ona bir şey demiyoruz. Yani taziyeye gitmeye bir şey demiyoruz. Ama bu tarafta siz terörü kınamıyorsunuz, lanetlemiyorsunuz. Ondan sonra gidip işte teröristin tabutunu omuzluyorsunuz. Aynı milletvekili, evet, tabutunu da omuzlamış. Hiçbir duruşunuz yok bu konuda. Hiçbir duruşunuz yok. Ne acıyı paylaşmak var ölen insanların. Ne Türkiye'nin başına gelenleri, Türkiye'nin başına örülmek istenen çorapları. Ya Türkiye'ye bir şeyler yapılıyor. Biz de aynı gemideyiz, aynı coğrafyadayız, aynı sınırlarda yaşıyoruz. Bu acı bir gün bizi de vurur demek gibi bir hassasiyet yok. Ama tam tersine çok provokatif, çok kışkırtıcı bir yaklaşımla yapılan bir eylem var burada. Bu, evet, taziye ziyareti falan değil. Bu apaçık bir eylemdir. Bir terör eyleminin de parçasıdır aslında. Aynen, doğru. Buradan belki görmek lazım bu işi. Şimdi bununla ilgili ilginç haberler var. Bu arada biz de yeniden çağrımızı yapalım. Sevgili seyirciler, siz de lütfen bu konudaki görüşlerinizi ve her konudaki görüşlerinizi bize hem Twitter hem Facebook üzerinden yazın. Facebook'ta Ülke TV sayfamıza yorum olarak gönderebilirsiniz. Hepsini okumak isteriz. Twitter'da da yine Ülke Manşet Twitter hesabından ya da Ülkenin Manşetleri hashtaginden bize ulaşmaya çalışın. Biz de gördüğümüz bütün mesajları, bütün yorumlarınızı, görüşlerinizi okumaya çalışacağız. Elimizden geldiğince bugün Nasuhi Güngör konuğumuz demiştik. Şimdi Star gazetesiyle devam edelim. Aynı bağlamda gidelim. PKK'dan DAEŞ pozu hedef belli demiş bir özel haberinde. Kemal Gümüş'ün özel haberi. Star teröristlere verilen atış eğitiminin fotoğraflarına ulaştı. Hedef tahtasında Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk var. Bıçaklı poz ise DAEŞ'le farklarının olmadığına açık kanıt. Bir işte yüzü kapalı bir insan orada elinde bir hedef tahtası, ortasında Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi var. Onun işte boğazına bıçak dayamış, aklınca bir mesaj vermeye, evet, çalışıyor. Böyle bir fotoğraf. Şimdi terörle ilgili birkaç şey söylemenin vaktidir belki. Yani Türkiye terörün bir kısmına muhatap olup da bir kısmını koruyan bir ülke olmadı hiçbir zaman. Bunu çok açık konuşalım. Yani efendim Türkiye PKK ile mücadele ediyor ama diğer taraftan işte Batılılar artık IŞİD, DAEŞ falan da kullanmıyor. Direkt İslam Devleti diyorlar. Literatüre böyle bir kavramı yerleştirmek için ne yazık bilinçli ki. Bilinçli olarak. Evet, bilinçli olarak yapılıyor. Şimdi efendim Türkiye'nin DAEŞ ve benzeri örgütleri müdafaa ettiği, beslediği, büyüttüğü falan, bu işin hikayesi bir kere kesinlikle böyle değil. Bunların her birinden canı yanan bir ülke Türkiye. Bunu dünyaya bir türlü anlatamadı. Hatırlayacaksınız, G20 zirvesinden hemen önce, Cuma gecesi zirve başlamadan saatler önce Fransa'da bir saldırı meydana geldi. O gün o Batı'nın şaşkınlığını, Fransa başta olmak üzere, gösterdiği tepkiyi, almaya çalıştığı tedbirleri, refleksleri, sağa sola koşturan tarzlarını bir hatırlayalım. Direkt askeri sokağa çıkardı. Evet. Yani Türkiye bütün bunları dünyaya
Ta Irak işgalinden bu yana anlatmaya çalıştı. Dedi ki bu toprakların, coğrafyanın kodlarını bir kere zaten siz bozdunuz 100 sene önce. Yine bozmaya kalkışırsanız bunları toparlamak mümkün olmaz. Şimdi burada çok çirkin bir şey var zaten Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusuna yönelik. Onu hedef tahtasına koymak ama daha ötesi o bıçaklı poz işte. DAEŞ'te farkların olmadığına. Şimdi terörün niye birbirinden farkı olsun ki? Adı üstünde terör, gayrimeşru bir eylem, hukuk dışı bir yaklaşım ve insanların varlığına, birliğine, huzuruna, sokakta gezen insanın tebessümüne yönelik bir eylem bu. Evet. Bu arada arkadaşlar da uyarıyorlar. Binali Yıldırım şu anda Anadolu Ajansı'nın editör masasına konuk olmuş. Tam da bizim konuştuğumuz konuyu konuşuyor. Bir iki dakika oraya tabii da dönelim. Ki, o da ki. Bizim programımıza konuk olsun. Verelim arkadaşlar. NATO ülkesi olarak hem Amerika hem Türkiye PYD'nin terör örgütü olduğunu kanıtlayan o kadar olay var, o kadar belge var ki bütün bunlara rağmen Amerika'nın bu tutumunu anlamakta zorlanıyoruz. Daha kısa bir süre önce Selahattin Demirtaş Rusya'ya gitti. Uçak krizinden sonra açıkça Rusya PKK'yı ve unsurlarını destekleyeceğini söyledi. PYD'ye bir büro açtılar Moskova'da ve Rusya bunun bir terör örgütü olduğunu zaten ortaya koydu. Amerika'nın aksini iddia etmesi ve burada ısrar etmesi doğrusu bizim stratejik ortaklığımıza, NATO içerisindeki ittifaklığımıza da zarar veriyor. Ama anlayacaklar. Yani ben bu duruşun uzun süreceği kanaatinde değilim. Çünkü en son Ankara saldırısı da nihayet gördük ki PKK, YPG, PYD iç içe girmiş karmaşık, acımasız bir terör örgütünün marifetidir. Niye öyle yapıyorlar? Şu anda düşünüyorlar ki PYD DAEŞ'e karşı Suriye'de mücadele veriyor. PYD DAEŞ'e karşı falan mücadele vermiyor. PYD Kandil'deki terör unsurlarıyla beraber Suriye'nin kuzeyini Akdeniz'e doğru kontrol etmeye çalışıyor. Kendine alan açmaya çalışıyor. Yıllardır Esad rejimi bu bölgede yaşayan Kürtlere vatandaş kabul etmedi. Şimdi en gözde destekçileri haline geldi. Niye? Bunları Türkiye'ye sadece zarar verdikleri için Türkiye'nin toprak bütünlüğüne, birliğine, beraberliğine zarar vermek için diğer terör unsurlarıyla işbirliği yaptıkları için PYD onlara şirin gözükmeye başladı, dost gözükmeye başladı. Maalesef gerek Rusya gerek Amerika bölgede belli ki bazı konularda bir zımni anlaşma içerisine girmişler. Madem anlaşacaktınız 450 bin masum insanın, çocuğun, büyüğün ölmesine niye seyirci kaldınız bugüne kadar? İnsanlık bunu soruyor, dünya bunu soruyor. Üstelik de milyonlarca insan hayatta kalabilmek için yerlerini, yurtlarını terk etti. Bu konuda dünyaya en güzel örneği Türkiye gösteriyor. 3 milyona yakın mülteciyi bağrına bastı, onlara kucak açtı, onlara yaşamın sıcaklığını hissettirdi. İstiyoruz ki artık bu bölgedeki karışıklıklar, huzursuzluklar son bulsun. Yeterince acılar yaşandı. Bir an önce normal hayata dönülsün. Teşekkür ederim Metin Bey, Metin Mutlu. Yeni anayasa çalışmaları geçtiğimiz hafta başkanlık meselesi yüzünden yeniden
duruldu ve Anayasa Mutabakat Komisyonu dağıtılmış oldu. Muhalefetin başkanlık konusundaki tavrını nasıl eleştiriyorsunuz ve başkanlık sisteminin Türkiye'sinde neden önemli olduğunu düşünüyorsunuz? Şöyle bir kere şunu baştan tespitte fayda var. Ben hatırladığım bütün seçimlerde darbe anayasasının Türkiye'nin en büyük sorunu olduğunu ve bu anayasanın mutlaka değiştirilmesi gerektiği yönünde partilerin vaatlerinin en başında bu geldi. Yani buraya bakınca anayasanın değiştirilmesinde herhangi bir anlaşmazlık yok. Hadi buyurun değiştirin deyince bu sefer parti hesapları, küçük hesaplar işin içine giriyor ve burada yol almak adeta imkansız hale geliyor. Bugün de yaşadığımız olay budur. Başkanlık sistemi olursa işte bundan AK Parti daha kazançlı çıkar bakışı maalesef Türkiye'nin geleceğini nesillerimizin beklentilerini görmemek anlamına geliyor. Sistemin başkanlık olmasının ne faydası var, ne zararı var? Vatandaşa ne hayrı olacak? Vatandaş şu anda işin bu tarafıyla ilgileniyor. Ya ister başkanlık olsun, ister parlamenter olsun. Bana faydası ne diye düşünüyor. O açıdan bakmamız lazım. Bir kere şu dönemi düşünelim. Eğer koalisyon olsaydı, Türkiye'nin etrafında bu kadar sorunlar yumağı var. Karar almakta hükümet çok zorlanacaktı. Niye? Binali Yıldırım'ın açıklamalarını canlı olarak verdik. Arkadaşlarımız takip ediyor. Önemli bir açıklama yaptığında tekrar oraya döneriz. Biz konuşmamıza devam edelim. Şimdi Binali Yıldırım da bahsetti. İşte sanki DAEŞ'le mücadele ediyormuş evet. gibi PYD'nin yanında yer alıyor Amerika ve diğer büyük ülkeler. Fakat ortada bir PKK gerçeği var. Bizim Güneydoğumuzu esir almış, oradaki insanlara adeta zulmü yaşatan bir PKK gerçeği. Bugün Yeni Akit'in manşetine de yansımış. Mesela Kürt babanın feryadı manşeti bunu çok iyi anlatıyor. Bizi bu lanet örgütten kurtarın. Kürt babanın feryadı. Diyor ki, Diyarbakır Valiliği'nin bir otele yerleştirerek ihtiyaçlarını karşıladığı ailenin reisi terör örgütüne ateş püskürdü. Burada mesele bir baba var, aile reisi var. Kimliğini tabii ki doğal olarak gizlemeye çalışıyor. Çünkü artık her türlü vahşeti uygulayan bir örgütten kaçıyorlar ve valiliğin bir oteline sığınmışlar. Çoluğunun çocuğunun bekasıyla ilgileniyor bu adam artık. Yani terör örgütünün kendisine yönelik vahşetinden hem kaçıyor hem de tepki gösteriyor. Artık demek ki bıçak sınıra dayandı. Esasen belki bu vesileyle şunu bir kere daha hatırlamakta fayda var. Terör örgütünden Kürtlerin gördüğü zararı hiç kimse görmemiştir. Doğru. Son olaylara özellikle evet. de bu gözü bir kere daha gözden geçirmekte yarar var. Şimdi Türkiye Kürtleri dediğimiz topluluğun, ben sadece bu bölgeyi yakından tanıyan, uzun yıllar o bölgede gazetecilik yapmış bir kardeşiniz olarak şunu söyleyebilirim. %70'i hatta 80'ine yakını inançlı insanlardan oluşuyor. Aslında örgütün bunca yıllık çabasına, bunca yıl uluslararası bir takım şebekeler, güçler, ülkeler tarafından desteklenmesine rağmen hala %20'lik bir kesimde çok etkin olduğunu, diğerlerinde ise belli savurmalar olduğunu görüyoruz. Aslında burada belki şuna çok dikkat etmek gerekiyor. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yle, bizimle, insanlarımızla Kürtler arasındaki tek engel terör örgütünün bizzat kendisidir. Üstelik bunu Kürtleri savunmak adına, Kürtlerin varlığını, birliğini, işte geleceğini savunmak adına yapan bir örgütten bahsediyoruz. Yani aslında Türkiye'nin yapıp etmek istediği de şu, o mücadeleyi de doğru anlamak gerekiyor Güneydoğu'daki. Kardeşleriyle arasından o örgütü çekmeye çalışıyor. Örgüt, terör örgütü bir kenara çekildiğinde o kucaklaşma sağlanacak. İşte orada o acı duyan insanları çok iyi görmek gerekiyor. Diyarbakır'da, Edil'de, Cizre'de o mücadelenin çok sert biçimde devam ettiği yerlerde bundan en çok zarar gören kim Mustafa Bey? Yine Kürtler işte. O acıyı yaşıyorlar. Evsizlik, tekrar göç etmek. Belki onlar çok yakın biraz bir onunla ilgili çok evet. can alıcı bir haber var. Çok yakın bir tarihte belki de köylerinden göç edip evet. şehir merkezine geldiler. Şimdi başka bir yere gitmek zorundular. Evet. Ne adına? Onlara gelecek sağladığını iddia eden bir kanlı şebeke adına.
Ve bu şebeke insanları bugüne kadar evlerinden, yurtlarından etmek, onlara acı çektirmek, onları öldürmek, onların değerlerini bozmak, o değerlerden uzaklaştırmaya gayret etmek, onları bir takım uluslararası kirli hesapların parçası yapmaktan başka hiçbir işe yaramadı. Bu arada Twitter'dan mesajlar gelmeye devam ediyor. Mehmet Bey, vatanımızı çok seviyoruz demiş. Biz de çok seviyoruz, katılıyoruz görüşünüze. Eğer bu vatanı hep beraber seversek zaten hiçbir sorun kalmıyor. Ama gelin görün ki Bir Gün gazetesi bugün daha önce birçok kez başvurdukları çarpıtmaya, yalana devam etmiş. Nedir o? Sur'da durum vahim. Evet doğru, bu kısmı doğru. Sur'da gerçekten durum vahim ama neden dolayı vahim? Onlara göre farklı. Bodrum katında bebekler de var. Diyarbakır Sur'da bir bodrum katında mahsur kalan yurttaşlar bir katliamla yüz yüze. HDP milletvekili Sibel Yiğitalp mahsur kalan yurttaşlarla yaptığı telefon görüşmesini paylaştı. Telefon görüşmesinde Remziye Tosun adlı bir kadın çocuklar ve bebeklerin de bodrum katında olduğunu söylüyor. Daha önce de bunlar aynı kimseler, HDP işte Bir Gün de aralarında olduğu, Cumhuriyet'i de katalım ona. Bodrum dedikleri yerden ne çıktı? Bebek vardı, orada da bebek vardı, orada da aile vardı. Şebekenin bizzat kendisi çıktı. Bizzat kendisi çıktı. Ambulanslar hani gitmiyordu, bilinçli olarak almıyordu. Ne oldu? Şimdi terör zaten bu şekilde bir ülkede kendi amaçlarına ulaşmaya çalışıyor. Yani siz bir basın yayın organını, ne yazık ki bir gazeteyi, bir televizyonu, bir yorumcuyu, bir akademisyeni ya da o akıllarına esen her türlü metnin altına imza atan akademisyenlerde olduğu gibi ülkenin birliğine, vatanın geleceğine yönelik bir şey, gözünü kırpmadan imza atan insanları düşündüğünüzde terörün niye başımıza bu kadar bela olduğunu da daha iyi anlıyoruz aslında. Şimdi bu tür haberler, o az önce hatırlattığınız Cizre'deki hadise, yok 60 kişi vardı, 50 kişi vardı, işte insanlar mağdurdu, şimdi benzeri haberler. Aslında bu Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığını durdurmaya yönelik bir takım algı operasyonlarından başka hiçbir insanların zarar görmesi istenmiyorsa, gerçekten bunlar, bu adamlar, bu şebekenin arkasındakiler Kürtleri seviyorlarsa, insanlarını seviyorlarsa, ki onların asla bizim insanlarımızı bizim gibi sevme ihtimalleri yok. Çünkü biz aynı coğrafyayı, aynı değerleri teneffüs ediyoruz, aynı tarihe sahibiz, aynı ortak değerlere sahibiz. Bunlardan uzak durmaları gerekiyor. Ama öyle bir hale getirdiler ki artık şimdi ne deniyor onlara? Kardeşim ben buradayım ve ben bu terörün kökünü kazıyacağım. Sokağa çıkmayacaksın. Çıkan devlete karşı karşıya geliyor demektir. Bunu Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet aklı en üst düzeyde ilan etti mi? Bu mücadele ilan edildi ve devam ediyor mu? Evet. Peki hala bu direniş ne? 15-16 yaşındaki çocukları oralara sürüp onların öldürülmesini izlemek ne? Kendileri üstelik bir takım yerlerde keyifler sürüp bunlara devam edip. Demek ki burada bu gazeteler eliyle Bir Gün'le veya Cumhuriyet'e veya benzeri yayın organları veya onlara sözüm ona aydınlık eden bir takım insanlar, gazeteciler, işte akademisyenler eliyle yapılmak istenen algı operasyonlarına karşı çok dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü tekrar söylüyorum, bu Türkiye'nin mücadele kararlılığını kırmak için yapılan çok net bir operasyondur. Orada sivillerin tasfiyesine, oradan tahliye edilmesine yönelik zaten çok ciddi çabalar var. Ama hala birileri onların arkasına saklanarak böyle işte Bodrum'da çocuklar var, orada işte mazlum insanlar var, mağdurlar var diyerek o mücadelede ayakta kalmaya çalışıyorlar. Kimse insan kanı üzerinden böyle bir istismara kalkışmasın, cevabını alacak ve alıyor da zaten. Kaldı ki bu saatten sonra, şu haberden sonra eğer o Bodrum katında gerçekten bir, Allah korusun, bir çocuk, bir bebek cesedi çıkarsa o bebeği de oraya getirenin, öldürüp getirenin terör örgütü ve bu açıklamaları yapan kişiler olduğu da artık ortaya çıkmış oluyor. O insanları çünkü kalkan yapmaya çalışıyorsunuz zaten eğer böyle bir şey varsa. Bir de yalan söylüyorlar. Şimdiye kadar bebek katilinin kim olduğunu biz çok iyi biliyoruz. Biz artık millet olarak bunlara alıştık. Evet. İlk defa görmüyoruz yani bunları da. Şimdi geçelim Posta Gazetesi'ne. Posta Gazetesi bu da oldu demiş. Yani sonunda bu da oldu. Ne oldu? Suriyeli göçmenler artık alıştığımız, maalesef özümsediğimiz bir gerçek. Ege Denizi'nden işte Yunan adalarına gitmeye çalışıyorlar. O grubun içerisinde bir ilkle karşılaşıldı. Teknede Suriyeli göçmenlerin yanında Nusaybin ve İdil'den dörder çocuklu iki aile vardı. Güneydoğu'nun büyük kısmında güvenlik güçleri PKK'lı teröristlerle uzun süredir çatışıyor.
Postan haberinden okuyorum. 200 bin kişi evlerini terk etti. Güvenli bölgelere gitme çabasındalar. Bu metinde de zaten problem var. Yani sanki güvenlik güçlerinin PKK'lı teröristlerle teröristlere yönelik operasyon yaptığı için evet. kaçtığı gibi bir algı var bu metinde. Posta gazetesi daha önce de bunu defalarca kere yaptı. Şimdi de bir şey anlatmaya çalışıyorlar ama aslında başka bir şey anlatıyorlar bence. Şimdi bu bir hem kafa karışıklığı hem de niyetle ilgili bir şey. Yani çok güzel bir haber yakalamış arkadaşlar. Acıklı bir haber ama kafalardaki karışıklığı da bir anlatmak lazım. Niye kafalar karışık? Şimdi Türkiye'nin muazzam bütün dünyanın vicdanına söylediği bir şey var değil mi? Milyonlarca insanı hiçbir karşılık gözetmeksizin kendi coğrafyasında, kendi sınırlarında üstelik bütün risklerini göze alarak barındıran bir ülkeden bahsediyoruz Türkiye dediğimizde. 10 bin tanesini, 5 bin tanesini, 1000 tanesini kabul etmek için mültecilere dünyanın 40 türlü pazarlık yaptığı, Avrupalıların 40 türlü pazarlık yaptığı bir dünyadan bahsediyoruz. Bu dünyada Türkiye 2 milyonu aşan, 3 milyon sınırına dayanan miktarda insanı bağrına basmış durumda. Aynı Türkiye kendi sokaklarını emin kılmak için, kendi insanların huzuru için Güneydoğu'da veya Ankara'da veya İstanbul'da veya Cizre'de fark etmiyor. Terörle sonuna kadar bir kararlı mücadele yürütüyor. Şimdi siz bu mücadeleyi görmezden gelirseniz, bu mücadelenin dinamiklerini anlamazsanız, hatta bu mücadelenin perde arkasında Türkiye'ye savaş açmış bir takım ülkelerle, güçlerle, tırnak içinde oynaş halinde, flört halinde olursanız kafanız karışır. Anlayamazsınız. İşte bu da oldu dersiniz. Binlerce insan evini terk etti. Evet, binlerce insan evini terk ediyor. Ama neden acaba? Türkiye Cumhuriyeti Devleti o insanları evlerinden çıkarıp sokaklara döktüğü için mi? Yoksa terörle mücadelenin sonucu mudur? Ve deminki haber üzerine söylediğimizi bir kere daha söyleyelim. Kürtler adına siyaset ürettiğini, onlar adına barış ürettiğini söyleyen sözüm ona bir örgüt, bir terör örgütünün yapıp ettiklerinin sonucu değil midir? Önce bunu yazıp net bir biçimde ifade etmek, sonra haberi vermek gerekmez mi? Ama dedim ya, kafanız karışık, hesaplarınız karışıksa bu da oldu dersiniz. Hı hı. Ne anlatmaya çalıştığınızda kimse güvenlik anlamaz. Güvenlik güçlerinin PKK'ya yönelik operasyonları nedeniyle evet. kaçıyorlar. Ama milletimiz gayet, İmaj bu. Evet, gayet artık iyi anlıyor. Ama evet. Biz de eskisi gibi de değiliz yani. Şimdi Milat gazetesiyle devam edelim. Kılıçdaroğlu HDP'li vekilleri kastederek CHP grubunda konuşma yaparken teröristin taziyesine gitmek ihanettir dedi. Ve bu da akıllara terörist cenazesine katılan kendi milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Gamze İlgezdi getirdi. Bu ne yaman çelişki böyle dedikten bir haber. Şimdi burada bir şeyler hatırlayalım değil mi? Yani siz bir siyasi partisiniz. Ana muhalefet partisi ne demektir? Ana muhalefet partisi her seçimde iktidarın alternatifi olma potansiyeli olan siyasi parti demektir. Peki bizde öyle midir? 7 Haziran seçimlerini hatırlayalım. Birileri Cumhuriyet Halk Partisi'nin cebine elini soktu. Dedi ki buradan bana bir miktar oy vereceksin. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı dahil, partinin üst kademeleri dahil, yöneticileri, akil adamları, her kimse partinin yetkilileri, bir tek kişinin buna itirazı olmadı. O cepten alındı, bölücü örgütün uzantısı olan partinin cebine konuldu. Niye? İşte o barajı aştırılıp bir takım projelerin, bir projenin devam ettirilmesi, şekillendirilmesi için. Şimdi o yüzden hani burada kalkıp işte vekillerine taziye gidenler haindir ama senin milletvekillerin. İşte Tanrıkulu ve İlgezi'yi hatırlatmışlar. Sadece bu değil. Az önce hatırlattığım şey bence daha önemli, daha kapsamlı. Siz Türkiye aleyhinde, Türkiye'nin istikrarını bozmak üzere yapılan projelere partinizin oylarının bir başka partiye aktarılması dahil bugüne kadar sessiz kaldınız. Bu projelerin bir parçası olmaktan çekinmediniz. O yüzden bunları samimi bulmak Mustafa Bey çok mümkün değil. Şimdi kamuoyunda muazzam bir infiali olduğu için hani bir şey söylemeniz gerekiyor. Ama bakalım. Acaba mesela Sayın Cumhurbaşkanı'nın tepkisiyle, Sayın Başbakan'ın tepkisiyle ve Sayın Bahçeli'nin tepkisiyle Sayın Kılıçdaroğlu'nun tepkisindeki cümleler aynı dozda mı? Cümleler aynı dozda olsa bile işte zaten bu haber hatırlatmış bunu. Aynı çizgide değilsiniz. Yani şimdi iç politikada, dış politikada, ekonomide, başka alanlarda farklı görüşleriniz olabilir. Olsun da zaten bu ülke için bir zenginliktir. Ama ülkenin toplamına, varlığına ve geleceğine dair bir tehdit karşısında amayla, çelişkilerle vesaireyle hele hele bir takım projelerin parçası olmaktan çekinmeyen bir duruşla tepki gösterdiğinizde bunu samimi kimse bulmayacaktır. Aynen ve bu tür durumlarda da zor duruma kendi düşüyor. Evet. Artık kendi seçmenin iradesi. Şimdi bir izleyicimiz demiş ki ateşkes dursa da esas PKK durmayacak. Türkiye bunlarla mücadele ederken
o ülkeler diyecek ki biz durduk ama Türkiye durmuyor. Böyle de bir yorum yapmış. Şimdi dün Somali Cumhurbaşkanı Türkiye'deydi. İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüler. Bugün Yeni Şafak sürmanşetten vermiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 3 milyon Suriyeli ev sahipliği yaparak küresel vicdanın sesi olduğunu ve insanlığın onurunu kurtardığını söyledi. Şimdi bu Suriye ile ilgili konuştu. İnsanlığın onurunu kurtardık dedi ki çok haklı. Ben başka bir şey merak ediyorum. Biz ekip olarak sabah konuşurken, bununla ilgili toplantı yaparken, mesela CHP'nin Somali ile ilgili görüşü nedir? Ya da diğer muhalefet partilerinin? Yani biz bugün Türkiye olarak gerçekten 3 kıtada bir şekilde yardım dernekleriyle, yardım faaliyetleriyle, insani faaliyetlerle boy gösteriyoruz. Peki CHP mesela ne düşünüyor? Somali Cumhurbaşkanı hakkında ne düşünüyor acaba? Şimdi çok enteresan bir noktaya geldi konu. Türkiye'deki muhalefet partilerinin bölücü örgütle organik bağlantı olan partinin bir duruşu var, bir görüşü var. Hı hı. Onlar Türkiye'nin aleyhinde olan örgütlerle birlikte olduklarını, sırtlarını onlara yasladıklarını ilan etmekten çekinmiyorlar. Evet. PYD ile beraberler, PEJAK ile beraberler, YPG ile beraberler vesaire. Fakat özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin dış politikada, Türkiye'nin dış politika tezleriyle ilgili net olarak ne düşündüğünü anlamak için böyle birkaç yıllık bir tarama yapalım isterseniz birlikte sizinle. Söylediklerinin şunun ötesinde bir karşılığı varsa ben kendilerinden peşinen özür dilemeye hazırım. Efendim bizim de sorunumuz var Esad'la. Niye Suriye'ye karışıyoruz? Niye Irak'la ilgileniyoruz? Niye Balkanlarla ilgileniyoruz? Niye Kafkaslarla ilgileniyoruz? Kendi evimizde oturalım anlayışının parçası olmaktan öteye gitmiyor Cumhuriyet Halk Partisi. O yüzden şimdi o sorduğunuz soruya cevap bulmak için herhalde iğneyle kuyu falan kazımak lazım. Yani Somali ile ilgili ne düşünüyor? Bir nokta var Mustafa Bey, onu bir altına çizmek bence çok önemli. Başka ülkelere hak görülen bazı konular, meşru görülen bazı konular nedense Türkiye'ye hak görülmüyor, Türkiye'ye reva görülmüyor. Şimdi İran dünyanın dört bir yanında, özellikle de Şiiler üzerinden bir jeopolitik geliştiriyor. Bahreyn'de, Lübnan'da, Irak'ta, Suriye'deki, Suriye'deki işi artık bir katliam noktasına getirdi. Kimse İran'ın buralarda ne aradığını, nasıl bir nüfus politikası izlediğini, dış politikasının ne olduğunu sorgulamıyor. İran'ın kendi içinde bile buna dair bir çelişki yok. Hani İran içinde insanlar siyasetten çekişiyorlar ama dış politikada bir bütünler mesela. Ama bize gelince, Türkiye'nin Suriye'deki ilgisi ki en uzun sınıra sahip olan ülke biziz. Bizi güvenlik olarak ilgilendiriyor, gelecek olarak ilgilendiriyor, ekonomik olarak ilgilendiriyor. Halbuki biz aynı devletin bakiyesiyiz yani. Aynı coğrafyanın, aynı değerlerin de parçasıyız ve devamıyız. Aynı tarihin bir devamıyız. Evet. Ama bu Türkiye'ye reva görülmüyor, Türkiye'ye meşru görülmüyor. İşte Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir geleneği devam ettirmek istiyor. Yani oralarda olmayalım. Orada ne oluyor, ne bitiyor, insanlara kim zulmediyor, kimin canı yanıyor, yüz binlerce insan nasıl ölüyor? Ve daha açığını söyleyelim, yani Suriye'de Esed'in yanında yer almaktan hiç bugüne kadar çekinmedi Cumhuriyet Halk Partisi. Ve Türkiye'nin bu konudaki politikalarına da asla destek vermedi. O yüzden Somali sorusunun karşılığı aslında Suriye'de, aslında Irak'ta, aslında Balkanlar'da. Aynen. Ne yazık ki böyle bir ilgiden bahsetmek mümkün değil. Şimdi Facebook'tan da mesajlar gelmeye devam ediyor. Bu arada Ankara büromuzda bizi şu anda izliyor. Mehmet Kıvanç da selamlarımızı iletin Nasuhi Bey'e dedi. Bilmukabil efendim, sağ olsun. Şimdi Beytullah Çakır demiş ki biz teröristlerle mücadele ederken içimize sinmeyen olaylar da var. Örneğin HDP'li vekiller, belediye başkanları onlara göz yummakta hainlik değil mi sizce demiş. Ferhat Bey, ben de Kürdüm ama ama hiçbir katil, hiçbir terör asla Kürt olmaz, Türk olamaz ve Allah tümünü yeryüzünden silsin demiş. Hakan Aydın, yeter artık bu vatanın gerçek sahiplerinin çocuklarının ne olduğu belirsiz kişiler tarafından şehit düşmesi, asın şunları yeter demiş. O da daha farklı bir yöntem önermiş. Mercan Metin, selamun aleyküm, aleyküm selam. Teröre destek veren bu milletvekillerinin dokunulmazlıkları neden kaldırılmıyor diye sormuş. İzleyicilerimizin yorumları da bu şekilde, herkesin kendine ait bir görüşü var. Biz de bunların hepsini paylaşıyoruz. Buna dair bir iki cümle söylemek istiyorum eğer izin verirseniz. Şimdi sanki burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti, AK Parti, Sayın Cumhurbaşkanı özellikle bu mücadeledeki en kararlı isim olarak, en önemli siyasi aktör olarak, yani HDP'ye siyaset alanı tanınmıyor. İşte merkezi siyasette, yerel yönetimlerde nefes aldırılmıyor, boğulmaya çalışıyor gibi bir algı oluşmasın kimsede. Yani bu çizgideki siyasi partilere meşru zeminde siyaset yapmaları için tanınan şans dünyanın hiçbir yerinde hiç kimseye tanınmamıştır. Az önceki o taziye
örneğinden hareket edelim. Hı hı. Veya benzer başka alanlardan hareket edelim. Evet. Siz ne İngiltere'de ne İspanya'da terörle mücadele eden ülkelerde böyle bir örneğe rastlayamazsınız. O yüzden hem size tanınan meşru siyaset alanını kullanmayın. Bunu sonuna kadar istismar edin. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir barış projesi inşa etsin. Siz bu barış projesini hendeklere ve çukurlara gömün. Ondan sonra da siyaset yapamamaktan şikayet edin. Bu çok açık bir ikiyüzlülüktür. Bunu söylemek istiyorum. Evet. Şimdi Bekir Coşkun'un bugün Sözcü'deki köşe yazısında, Artvin başlıklı köşe yazısında ilginç ifadeleri var. Bir o kısmını okuyalım. Onun üzerine konuşmak gerekiyor. Sayın Ampul, Artvinliği senin çöl bedevisiyle karıştırdın. Çöl insanı çabuk biat eder. Çünkü kaçıp saklanacağı, sığınacağı doğa yoktur. Gizlenebileceği tek yer kendi yüzünün arkasıdır. Gelen ağam, giden paşamdır. Ama dağlık, ormanlık coğrafya insanı arkasına doğayı aldığı zaman direnebilir. Zor kişidir ve inatçı. Devamını okumuyorum. Arada da anlatmış. İşte Karadeniz insanının nasıl coşkulu olduğunu anlatmış kendince. Yalnız burada ampul diye kastettiği kişi, yani ampul ambleminden yola çıkarak AK Parti, hı hı, seçmeni olabilir belki. Ya da yöneticileri olabilir herhalde. Ben öyle bir çıkarımda bulundum. Çöl bedevisi ile işte AK Parti'yi böyle bir birbirine entegre edip kendi kafasındaki tasavvur herhalde bu şekilde. Bu arada ben bir şeyden bahsedeyim. Çöl bedevi, ben yaklaşık olarak bir ay önce Çad'daydım. Çöldeydim. İki gece falan kaldım. Onun anlattığı gibi değil. Çöldeki insanlar, yani o bedevi diye nitelediği insanların arasındaydım. Böyle işte gelen ağam giden paşam değil, gayet misafirperver, çok cana yakın, çok da hareketli insanlardı. Ben bunu da katılmadığımı belirteyim. Buradan devam edelim isterseniz. Şimdi böyle bir ayrımı, bu kadar çirkin bir yaklaşımı, yani ırkçılıkla, faşizmle falan da izah etmek orada mümkün değil. Orada bahsettiği Araplar, evet, falan yani işte, evet, sanki. Bu gerçekten hani işte bedevilerden alıp Artvin'deki insanlara getirmek, Karadeniz insanının hassasiyeti. Evet, Karadeniz insanının hassasiyetleri muazzamdır. Bu coğrafyanın her yerindeki insanımızın hassasiyetleri muazzamdır. Ama böyle karşılaştırmalar, böyle çirkinlikler zaten deminden beri konuşmaya çalıştığımız zihniyetin gazete köşelerine yansımış hali. Bunlar değil mi bu ülkenin en büyük siyasi partisine hem de meşru zeminlerde oy veren insanları, bidon kafalı, göbeğini kaşıyan adam, işte pirince bulgura kendisini satan adam diye. Işte yani. Bu ithamların bir devamı, bu yakışıksız, bu çekin aslında gerçekten belki de gündeme almaya, konuşmaya bile değmez. Ama şunu da bilelim, artık bu anlayışlar, artık bu yaklaşımlar tarihe karışıyor Mustafa Bey. Yani bunların dün hangi gazetede, bugün hangi gazetede oldukları önemli değil. Bunlar geçmişin uzantıları. Bunlar hem Soğuk Savaş döneminin, hem Türkiye'nin çok farklı bir biçimde kendini dünyaya kapattığı, kendi coğrafyasına, İslam coğrafyasına kapattığı günlerin özlemini yaşayan insanlar kalmadılar ve kalmayacaklar. Yani Bekir Coşkun, gelmişin 70 yaşını artık Türkiye'yi de okuyamadığında ortada. Yani bu saatten sonra bırak gençlerin önünü aç ya. Yani hiç bu bir, olmazsa bu bir okuma gayreti değil zaten bu soruyu. Yani bu bir hezeyan, başka bir şey değil. Şimdi yani bugün Hürriyet gazetesi de Arap çıkışı şeklinde bir manşetle çıkmış. Şöyle göstereyim ben de. Şimdi bu Arap çıkışı manşetinde ilginç bir detay. Başbakan Davutoğlu El Cezire Arapça'ya konuştu. Suriye'ye askeri müdahalede bulunursak Arap ülkelerinin bizi savunacağının garantisi var mı? Evet, Hürriyet arkadaymış, ben de gösteriyordum. Şimdi burada da şöyle, bu röportajın tabii tamamını da okumak lazım ama Hürriyet'in öne çıkardığı, işte Arapların bizi arkadan vuracağı, o yıllardır bize işte öğretilen, öğretilmiş çaresizlik mi denir ona? Yani bu meseleye vurgu yapıyor. Özellikle işte Suriye meselesinde ne zaman ki işte Arabistan'la, Arap Birliği ile yakınlaştık, bu bir politikadır. Yani bugün yakınlaşırız, yarın uzaklaşırız ama hemen işte Bedevi yazısı, Arap çıkışı, hı hı, şeklinde manşetler bana garip geldi açıkçası. Şimdi bu, ben röportajın tamamını okudum, hı hı, ama röportajdan da öte Türkiye'nin bu konuda izlediği dış politikayı hatırlamakta yarar var. Evet. Bir kişi şunu söyleyebilir mi? Türkiye Cumhuriyeti'nin, devletin ve hükümetin Suriye politikasıyla ilgili açıklığını ve şeffaflığını ister Arap dünyasında, ister Batı dünyasında, isterseniz yukarıya bakalım Rusya'da, herhangi bir ülkede, herhangi bir güçte görmek mümkün mü? Yani ne dedi Türkiye Allah aşkına? Yani lütfen herkes bir hatırlasın. Dedi ki Suriye halkı tarafsız, meşru bir seçimle kendisini temsil edecek insanları seçsin ve Suriye yoluna devam etsin. Türkiye'nin bundan başka söylediği bir şey yok. Esad rejimine de daha öncesinde bir an önce reformları yap, temsil kabiliyetini artır, o
çok geniş kesimlerin yönetimden dışlandığı modelini değiştir diyen Türkiye değil mi? Hani şimdi hep hatırlatılıyor. Efendim Türkiye önceden işte Suriye'de kol kolaydı, Esad'da oturuyordu, kalkıyordu. Şimdi başka, hayır, Türkiye başka bir şey söylemiyor. Türkiye başından beri aynı şeyi söylüyor. Türkiye'nin söyledikleri olmadığı için, Suriye rejimi adım atmadığı için, Suriye'nin arkasındaki İran ve Rusya bloğu başta olmak üzere o rejimin varlığını desteklemek adına onlara her türlü fütursuzluğu sağladığı için Batı İttifakı dediğimiz ABD vesaire de ya şimdi Esad gider de yerine başka bir rejim gelir, onlarla da papaz oluruz, ne halleri varsa görsünler yaklaşımda olduğu için bugünlere geldik. Burada Sayın Başbakan'ın uyarısı, bu konudaki kaygıları, bunları doğru anlamak gerekiyor ama bundan böyle bir Arap çıkışa bir cımbızlama yapmak aslında zarif bir Bekir Coşkun hamlesinden başka bir şey gibi görünmüyor. Evet, bu arada Twitter'dan ilginç yorumlar gelmeye devam ediyor. Mehmet Başar demiş ki 1915'i anlamayanlar PKK sorununu hiçbir zaman anlayamaz. Bir başka izleyicimiz konuşan çok, netice yok demiş. Cuma Kaval isimli izleyicimiz programınızı severek izliyoruz. Doğruları söylemek yürek ister. Sizler de bunu yapıyorsunuz. Başarılar demiş. Teşekkür ediyoruz efendim. Yine başka bir izleyicimiz PKK ve unsurları meclisten ve devletten temizlenmeli demiş. Biz de bu yorumları okuduk. Şimdi Cumhuriyet Gazetesi var. Var mı elimizde arkadaşlar Cumhuriyet Gazetesi? Cumhuriyet Gazetesi varsa onu bir verelim. Birleşmiş. Evet, şu fotoğraf. Şimdi Cumhuriyet Gazetesi'nde umut nöbeti her gün işte Silivri Cezaevi'nin önünde Can Dündar'la yine işte Can Dündar'a destek vermek için gelenlerin her gün böyle resimleri çekiliyor. Kalabalık, gayet kalabalık resimler çekiliyor. Zaman zaman kendilerine yakın köşe yazarları geliyor. Şimdi ama az sonra Bugün Gazetesi gitmiş. Herhangi bir saatte gitmiş. Hem de gündüz vakti. Yani havanın da aydınlık olduğu bir saatte. Şimdi Bugün'ü verelim arkadaşlar. Hazırsa eğer. Bugün gittiği saatte de kimse yok. İşte diyor ki onlardan nöbet dümeni. Tutuklu gazeteciler Dündar ve Gül'e destek için Silivri cezaevi önünde tutulduğu yazılan destek nöbetleri uydurma çıktı diyor. Resim çekilip gidiyorlar, fotoğraf çekilip gidiyorlar demiş. Burada da herhalde Can Dündar'ı üzecek bir haber. Ya iki cümle bir şey söyleyeyim. Bu hani açlık grevleriyle ilgili falan da yaşanan bir şey ya bu. Hani işte büyük tepkiler, toplumsal muhalefeti örgütleyen insanlar. Ya bu sahte duruşlardan Türkiye'nin artık kurtulması gerekiyor. O nöbeti tutanlar ister bir dakika tutsunlar isterse saatlerce tutsunlar. Şimdi Fatih'in yaptığı çok ilginç bir şey tabii manzaraya baktığınız zaman ama bir önceki kareyle karşılaştırdığımızda. Öncelikle Türkiye'nin varlığına, birliğine ve Türkiye'nin çok mahrem bir politikasına yönelik yapılmış bir eylemle ilgili ne düşünüyorlar? Bir onu ortaya koysunlar. Yani MİT tırları meselesi sıradan bir hadise olarak görülüyorsa herkese geçmiş olsun. Ama MİT tırları meselesi Türkiye'nin dış politikadaki önemli bir enstrümanla, önemli bir aracına çok ağır darbe vuran bir yaklaşımdı. Yani bunu yapanları sorgulamayıp da hala oralarda meşru bir şey varmış, meşru bir gazetecilik faaliyeti varmış gibi nöbet tutuyoruz demek. Önüne geldi, yayınladı diyorlar. Yani bizim de önümüze birçok şey geliyor. Biz her geleni yayınlamıyoruz ama bunu yayınlamazken yani bir yerden emir aldığımız için değil. Zaman zaman milli manevi çıkarlarımızı gözeterek, zaman zaman yalancı olmaktan korkarak bazı şeyleri yayınlamıyoruz. Yani hiçbir süzgecimiz yok mu? Tabii ki, bu süzgeç. Gazeteci eğer önüne her geleni yayınlarsa postacı olur zaten. Gazeteci olmaz. Ya da birileri tarafından kullanılmış olur bu meselede olduğu gibi. Yani şimdi Diriliş Postası bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yer vermiş. Suriye terör ihraç etme konumuna geldi. Bunu şu açıdan önemsiyorum. Daha önce yine Cumhurbaşkanı Erdoğan mülteciler konusunda bakın bu sizin kapınıza dayanacak diye uyarmıştı. Gerçekten de öyle oldu. Sınırlarına dayanınca ne yapacaklarını şaşırdılar. Çelme taktılar, vurdular, kırdılar. Ellerindeki bileziklerini aldılar. Şimdi de Cumhurbaşkanı Erdoğan çok net bir şekilde bakın bu terör sizi de vuracak diye uyarıyor. Evet. Yarın da herhalde şey demezler inşallah. Ya Erdoğan böyle dedi sonra da teröristleri bize gönderdi falan derler gerçi de bilmiyorum. Şimdi Türkiye'nin bu konudaki uyarılarını ta Irak'ın işgalinden beri ben anlatmaya demin söylemeye çalıştım. Sayın Cumhurbaşkanı ne diyor net olarak? Suriye terör ihraç etme konumuna geldi. Çünkü terör ve terörü destekleyen ülkeler ortak ve ilkeli bir duruş sergilemiyorlar diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Devamındaki cümle de çok önemli. Bunu yapmadığınız zaman Türkiye başta olmak üzere coğrafyada kimin başına çorap örmek istiyorsanız zaten oradan çıkıyor. Şimdi 3 milyon tane insan gelmiş ülkenize. Bunun %1'i bu konuda hani niyeti bozuk insanlardan oluşuyor olsa zaten bir ülkeyi ateşe atmak için yeterli. İşte hem Türkiye'nin aldığı riskin büyüklüğünü hem o âli cenaplığı, o misafirperverliği burada iyi anlamak gerekiyor. Hem bunun %1'ini belki neredeyse
alma konusunda bin türlü pazarlığa giren Batı'nın çirkin yüzünü anlama noktasında önemli. Hem de hani ne derlerse desinler, siz de o noktanın altını çizdiniz ama Türkiye'nin bu konudaki uyarısını herkes dinlemeli. Türkiye, DAEŞ şekillenmeden önce de dünyayı uyarmıştı. Dedi ki Türkiye, Bağdat'ta Sünni Arapları geçmişin yönetimi olan insanları bir şekilde siyasi sistemde tutun. Bu insanları tutmazsanız bir gün başınıza bela olur dedi. Bugün bütün dünya işte IŞİD'i Türkiye destekliyor, DAEŞ'ten bilmem ne oluyor, İslam Devleti şöyle oluyor filan diyor. Hiç kimse o geçmişte Türkiye'nin söylediklerini hatırlamak istemiyor. Yarın da hatırlamak istemeyecekler. Fransa canı yandığı zaman hatırladı ama belki şimdi unuttu. Ama Türkiye'nin bu uyarısı çok çok önemli. Avrupa'nın bir vizyon sorunu var bu konuda. Sayın Cumhurbaşkanı, bu uyarısını bir kenara not etmek gerekiyor. Evet. Şimdi az bir zamanımız kaldı. Bir iki dakikada da en azından şu Cansel meselesini konuşalım. Habertürk bugün ölümcül soru başlığıyla vermiş. Kayseri'de öğretmen taciziyle intihara sürüklenmişti Cansel. Öğretmen tutuklanmış. Şimdi burada söylenecek çok söz var şüphesiz ama biz bir kere şunu net olarak söylememiz lazım. Cansel bizim hepimizin kardeşidir, bacısıdır, kızıdır. Böyle görmemiz lazım. Ailesinin bütün iddialarına çok net bir şekilde yetkili mercilerin cevap vermesi gerekiyor. Okul yönetiminin burada mesela ailene haber ver ya da biz vermek zorundayız gibi kızı ikilemde bıraktığı yolunda bazı iddialar var. Ve bakıyoruz ki okul yönetiminden de işte daha önce gözaltına alınanlar herkesin serbest bırakıldığını görüyoruz. Sadece işte taciz yapan öğretmen veya tecavüzü gerçekleştiren öğretmenin tutuklandığını görüyoruz. Bunun üstünün kapatılmaması gerekiyor bence. Bu çok net, kardeşimize bir kere daha Allah'tan rahmet diyelim. Çok büyük bir acı. Ailesine de sabır ve başsağlığı dileyelim. Hani onlar önce sınav stresi falan gibi algılıyorlar. Sonra hadisenin başka boyutları ortaya çıkıyor. Elbette bunlar hala iddia düzeyinde ama söylediğinizin altını ben de şu vesileyle çizeyim. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Sayın Ramazanoğlu bu konularda fevkalade hassas bir insan. Kişisel olarak da çok yakından tanıdığım için söylüyorum. Bunun sadece bir bakanlık politikası vesaire olarak değil, bir toplumsal hassasiyet olarak da sonuna kadar üzerine gidilmeli. Yani bu konudaki en küçük bir ihmalin şakaya gelir tarafı yok. Okul yönetimi, bu haberleşme trafiği veya küçücük bir kıza git kendin konuş ailene demek gibi bir fütursuzluk, bir yanlış yaklaşım. Bence bütün bunlar kabul bu büyük hadisenin parçası ve asla kabul edilebilir şeyler değil. Kaldı ki işte çok ilginç iddialar var. Öğretmeninin işte o olayın gerçekleştiği gün alıp götürdüğü gün normalde okullar öğrencilerin gelmediği zaman velilerine mesaj çekerler. Bu mesajın da gitmediği yolunda bazı iddialar var. Bunların hepsinin çok ciddi araştırılması lazım. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na da çok ciddi anlamda iş düşüyor. Bugün de süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Çok keyifli bir sohbetti. Sağ olun. İnşallah başka bir gün tekrar bekliyoruz. İnşallah. Sevgili seyirciler, bugünkü programımızın sonuna geldik. Tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.